döviz kurundaki yükseliş inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi. Artan maliyetler sebebiyle pek çok inşaatta çalışmalar durdu. Türkiye'deki bu durumu gören yabancılarsa akın akın ülkeye geldi ve konut arayışına çıktı. İstanbul, Antalya ve Ankara yabancıların en çok konut satın aldığı 3 şehir oldu. Peki ev hayali kuran Türkler, onlar bu piyasa koşullarında ev sahibi olabilecekler mi? Cevabı haberimizde. Döviz kurundaki dalgalanma inşaat sektörünü vurdu. Demir, çimento, kum fiyatlarındaki artış sonrası inşaatlarda üretim durdu. Hem satılık hem de kiralık konutların fiyatları yükseldi. Eskiden küçük bir memur iyi kötü bir daire, bir arsa alabiliyordu ama şu anda küçük bir memurun kirasını ödemesinde bile zorluk çektiğini görüyoruz. Türkiye'de yaşamamıza rağmen döviz üzerinden kira ödüyoruz ve bu kiralar çok ağır kiralar. Hepimiz bu durumdan perişanız. Euro dolar bir aydır aşırı dalgalanma içerisinde. Faizler düşüyor. İnsanlar parasının değer kaybetmesini istemiyor. Genelde daireleri tercih ediyorlar. Döviz kurundaki hareketlilik Türk vatandaşlarının ev sahibi olmasını zorlaştırsa da yabancıların işine yaradı. Kurdaki hareketlilik sonrası akın akın Türkiye'ye gelen yabancılar özellikle turizm bölgelerinden konut satın alıyor. TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışı Kasım'da geçen yılın aynı dönemine göre %48,4 artarak 7.363 oldu. Bu rakam tüm zamanların yıllık rekoru olarak kayıtlara geçti. Kiralık ev bulamıyoruz ve her yer yıkımda ama yeni üretilen bir bina yok. En çok konut 23.169 adetle İstanbul'dan satılırken onu 10.557 ile Antalya, 3.183 ile Ankara izledi. Mahmutları görüyorsunuz. Mahmutlarda yaşayan nüfus şu an yerli nüfusu geçti. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye yoğun talep var. En çok konut satın alan ülkeler sıralamasında ilk 5'te İran, Irak, Rusya, Afganistan ve Almanya yer alıyor. Peki Türk halkının da ev sahibi olması için ne yapılması gerekiyor? Alanya'da ben daire fiyatlarının ucuzlayacağını düşünmüyorum. Yine ufak ufak artışlar olacaktır ama öyle çok artış bundan sonra beklemeyin. Eğer hükümet bu sorunları çözüp doları, euroyu stabil hale getirebilirse bence bir dengelenme olacağını düşünüyorum.